Bakın ne aldım. Bu kadar büyük beklemiyordum bu arada. Ötülere bakmadım sanırsam. Gri istediğim için bunu aldım. Ama ejderhaları bunu koyabilir miyim zannetmiyorum. Ejderhalar da büyük gerçi bayağı ama. İnşallah bir kri falan yoktur. Benim bir korkumu. Evet, yükleniyor ve ince bir kreka. Ya da zemin ne diyorsak. Bunu burada ben bir açacağım. Bunu aslında figürleri dizmek istiyorum. Ama aynı zamanda ejderha falan da dizebilirim. Emin değilim. Evet, bir yerinde bir şey yok gibi gözüküyor. Gri almak istiyordum. Normal boyutlarda yeşil, gri diyorum ya. Gerçi evet, yani gri, yeşil, laciverte yakın bir mavi ve beyaz renkler satışta böyle Lego zemini olarak. Ben gri çok istiyordum. Gri bence en iyi plaka rengi yani benim için. O yüzden çok istiyordum. O yüzden bunu aldım özellikle. Boyutu birazcık büyük. Birazcık demeyeyim. En büyük, en büyük boy bu aslında. Yeşil, çimen veya işte orman açısından böyle zemin olarak yeşil çok güzel. Herkes onu tercih ediyor. En çok satılan renk yeşil. Ama bence lacivert de güzel. Ama onlar tabii bundan daha küçük. Nasıl söyleyeyim? Buraya ben fotoğraf eklerim gene. Şu kenara falan eklerim. Böyle yani buna figürlerimi ve cehaları dizmeye çalışacağım. Tabii sağırsa yani bilmiyorum. ince. Bayağı bir ince bu arada. Zaten bunun ben ince olduğunu bilerek aldım. Orijinal Lego. Yani ince olsa bile böylelikle böyle bükülebilir, kırılabilir bir şey biraz. Güzel bakarsanız bir sıkıntı olmadı. Böyle eğilip bükülebilir. Ben şimdi bunu kırmayayım ama. Birazcık elastik. Evet arkadaşlar, bugün tekrar günaydın ve plakamla ilgileniyorum. Zaten söylemiştim sanırsam. Ivo ejderhayı falan böyle dizebilirim diye. Şöyle boyuta bakarsak eğer gerçekten her şey sığacakmış gibi bir izlenim var tabi ama ben kendi ejderhalarımdan zaten iki tane koysam bu plaka bitiyor diye düşünüyorum. Burada yeni Dragons Rising setleri Türkiye'ye gelmeye başladı. Yani 3 tane Spejasu, Drift, işte ve Lloyd'un Kay'ın yanına olduğu 200 liralık setler Türkiye'ye geldi. Diğerlerine sevkiyatı gelmiştir diye düşünmekteyim ama şu an satışa sunulmadı sanırsam. Evet, ben mini figürlerimi falan buna dizmek istiyorum. Ama onun dışında ejderhalarımı da dizmeyi düşünüyordum. Burada da Jane, Ivo, Ejderha serisi de varsa şöyle bir yer kaplıyor diyebilirim. Şimdi en yeni figürüm olan Kristal Kral'ı şöyle bir koyayım isterseniz. Artık figür tanıtımlarımı bu plakada gerçekleştireceğim. Bu benim için epey iyi bir şey çünkü gerçekten yer bulamıyordum adam akıllı. Lego parçalarının üzerine ya da bir tane siyah standımı üzerine tanıtıyordum. Hemen göstereyim standımı da. Şöyle bir siyah stand. Bu klasik siyah stand biliyorsunuzdur. Şöyle bir şey. İşte figürleri şöyle üzerine koyuyordum ve bu şekilde size tanıtım gerçekleştiriyordum. Böyle bu da yeni figürüm. Golden. Ay, kavlama stand kaldı. Evet, bu standdan kurtulmama yaradı. Ben normalde böyle merdiven tarzı bir stand istiyordum işte. Şöyle olsun. Bir tepesi şöyle, bir tepesi böyle böyle geriye doğru yükselsin ve figürlerimi o şekilde çerçeveleyeyim, tanıtayım istiyordum. Yani çok güzel olurdu öyle olsaydı ama şu an olamıyor maalesef ki. Öyle tam istediğim gibi içime sinen bir stand bulamadığım için plak aldım. Artık zaten her Lego'cuda olması gereken bir şey plaka ya da işte zemin ne diyorsanız ama plaka diye geçiyor bunlar. Ama ben zemin demeyi daha çok tercih ederim. Ve burada da şu an benim en çok sevdiğim figür olan Oney Lloyd. Oney Golden Lloyd. Evet, artık figürlerimi burada sergileyeceğim. Çok yakında zaten koleksiyon videosu da çekmeyi düşünüyorum.
Öyle yani. Bu plakada ister böyle minik setlerinizi böyle kenarlara döşeyerek de böyle nasıl desem görsel bir şeyler de üretebilirsiniz. Hani kurgu ya da işte böyle uzaktan hani plakanın her yere dop dolu olur. Güzel de olur. Bu arada biz Haziran'dayız ama ona rağmen hasta oldum. İnanır mısınız? Havalar bu sene çok dengesizdi. Çünkü geçen sene bu dönemlerde şort giyiyordum, mançatur açıyordum vesaire. Bu sene öyle olmadı. Kristal Kral'a doğru çevireyim şöyle. Evet. Gerçekten güzel. Dışarıda da bir şeyler geliyor. Mesela ben de şöyle kanalda tanıtmış olmam lazım. Yani yükledim mi şu an bilmiyorum ama yüklemediysem de ileride. Siz bunu izleyene kadar yüklenmiş olur zaten. Böyle bir de set vardı. Jay ve Serpentine'in savaş setinden. Ben şunu oturtamadım. Evet, hani böyle bir şey de olabilir. İşte dediğim gibi plakanın en güzel özelliği böyle sıra sıra çoğu şeyi böyle birleştirebiliyorsunuz bunu da şimdi. Görsel ama işte göstermeye çalışıyorum size. Mesela burada J ve Serpentin gelir. Evet, ben plakandan şu anlık memnunum. Zaten dün açtım. Ben bu videoyu ne zaman yüklerim hani bilmiyorum ama. Bu şekilde yer yer şeyler yapılabilir. Ya da dediğim gibi hani şöyle direkt bir tane daha yapabilirim. Ama gerçekten ölçüsü büyük. Zaten görselde göstermiştim. Hani şu tarafa figürler, bu tarafa böyle playset gibi taraf da yapılabilir. Çünkü gerçekten şu şekilde figürlerle kıyaslama yapacaksanız figürler şuraya böyle dize gibi gelebilir. Burada şey gelebilir yani. Her türlü güzel opsiyonlar olan bir plaka. Ben bu gri rengi aşırı beğendim. Zaten bunu çok istiyordum. Memnunum şu anlık. Sadece çok fazla nasıl desem bunu kağıtları böyle esnetmeye falan çalışmayın bence. Kırılabilir. Yeni figürlerimin güzelliğine bakın bu arada. Bunların da videosu gelecek. Şu an gelmese de. Lloyd. Mesela bu benim sevdiğim figür şu an. Figürlerim arasında. Zaten aklımda bayağı bir video fikri de var ama şu anlık yükleyemiyorum. Ups. Çok güzel bir figür bu da. Böyle magic oynatırdı ama. Sonny Lloyd aşırı havalı figür. Bende bir de şey vardı işte. Şöyle. Bu kanalda tanıtımı var mesela. Evet, bunun maskesi yok tabi. Bu da Coral Lloyd var ama. Gerçekten güzel. Plakat bir ihtiyaçmış yani. Ben bu standlarla nereye kadar? Ama tabi standlarla sergilemek de güzel. Ama bir yerden sonra plakaya gerçekten ihtiyaç duyuluyor sanki. Böyle mini figürlerimi dizerim. Şey olur. Gerçekten hapşuracağım. Yani yaz bir türlü gelemedi ama Temmuz'da artık yaz gelir herhalde. Bu sene böyle oldu. Evet, ben normalde şöyle sergileme yapıyordum. İşte böyle standlar vardı altlarında, normal siyah stand. Figürlerimi bu şekilde düzenliyordum ama plaka gerçekten çok rahatlattı beni. Evet arkadaşlar, daha fazla video için kanalıma bakabilirsiniz. Bugünlük videom bu şekildeydi. Çok kısaydı ama gerçekten yeni ve ilk plakam olduğu için bunu videoya almak istedim. Ve bence çok kullanışlı ve çok güzel. Yeni figürlerimi de görmüş oldunuz. Gerçekten. Yeni setler de zaten Türkiye'ye yavaş yavaş geliyor. Şu anda dediğim gibi yeni Smijisu setleri Türkiye'de 200 liradan satışa sunulmuş. Siz de onlara bakarsınız. Evet. Herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım yeni plakamı da beğenmişsinizdir. Vallahi büyüğünü aldık. Kullanacağız. Artık videoları da bundan çekerim.
figürleri de bunda tanıtırım. Sadece fazla büyük olduğu için böyle kamerayı birazcık böyle ön alırım. Tamam mı? Olsun, güzel gerçekten. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma bakarsanız çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. İyi koleksiyonlar.